Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice, matematik öğretmeni ve Montessori eğitmeniyim. Kanalımda hem annelik tecrübelerimi hem de öğretmenlik tecrübelerimi paylaşıyorum. Ara sıra da böyle kitap videoları yapıyorum. Bugün yine bir kitap videosu çekmek istedim sizlere. Kızımın duyguları anlatan kitaplarını sizlere göstermek istiyorum. 3 yaş itibariyle artık duygular ön plana çıkıyor, ağırlık kazanıyor. Çocuklar duygularını konuşmaktan hoşlanıyorlar ve çok iyi anlamlandırıyorlar. Ne söylediklerini biliyorlar ve bundan hoşlanıyorlar. Kitaplar da bu konuda çok güzel bir araç duyguları konuşmak açısından. 3 yaş dediğim gibi duyguları konuşmak için çok iyi bir yaş. Artık 3 yaş ve üzeri duyguları çok iyi anlıyor, anlamlandırıyor, ne hissettiğini anlamaya başlıyor. O yüzden ben 2,5 yaşından itibaren duyguları anlatan kitaplar okumaya başlamıştım. O zamanlarda okuyorduk ama bu sıralar ağırlıklı olarak bunun üzerine çok konuşuyoruz. Kitap okuyoruz ve üzerine konuşuyoruz. Sizlere de bunlardan bahsedeceğim. Ve A101'in duyguları anlatan kitaplarını ve uygun fiyatlı kitaplarını sizlere bu videoda göstermek istiyorum. Biliyorsunuz artık kitaplar da pahalandı. 20 lira, 19-20 liranın aşağısında kitap bulmak çok çok zor. Ben Neva Cennet'e uzun zamandır çok büyük kitap alışverişi yapmıyorum. En son Ayşegül kitapları serisini almıştım çok fazla kitap olarak. Ondan sonra sürekli marketlerden, gördüğümüz yerlerden, işte ben kendime kitap siparişi veriyorsam Neva Cennet'e küçük küçük birkaç tane kitap böyle böyle aldım ve Neva Cennet bu şekilde okuyorduk hep. Yani nereye gidersek işte birkaç kitap alıyoruz. Ama büyük kitap alışverişi hiç yapmadık. Bunun için de 14 Ocak'ta Adana'da kitap fuarı var. TÜYAP. TÜYAP'ta büyük dev bir kitap alışverişi yapacağız. O videoyu da sizlere paylaşacağım. O zamana kadar işte bir ay var. Bir ay kadar işte Neva Cennet'e yine bir kitap alışverişi yaptım. 5-6 tane kitap aldım. Böyle böyle idare edeceğim. Ondan sonra dev bir kitap alışverişi videosu gelecek. TÜYAP'tan. Şimdi duyguları anlatan kitaplar dedik. 3 yaş dedik. 3 yaş gerçekten çok çok önemli. Özellikle niçin önemli? Duyguları konuşabildiğiniz için önemli. Duyguları konuşmak neden önemli? Çocuğunuzla duygularınızı konuşabilirseniz, onun duygularını anlamasına yardımcı olursanız, inanın birçok problemi halledeceksiniz. İleride yaşanacak birçok problemin de önüne geçmiş olacaksınız. O yüzden duygular çok çok önemli. Her şeyin başı duygular aslında. Çocuk üzüldüğünde hissedecek ve bunu anlamlandıracak. Diyecek ki ben üzgünüm şu anda. Ya da kızdığı zaman, öfkelendiği zaman bunu yine hissedecek ve kızgın, öfkeli olduğunu kabul edecek. Mutlu olduğunda bunu doyasıya yaşayacak ve etrafına gösterebilecek. Kaygılıysa kaygısını belli edecek. Gergin olduğunda bunu İşte ifade edecek ve hissettirecek. Bunu tabii ki kimin ona sağlatması lazım? Önce annenin babanın ona bunu öğretmesi lazım, göstermesi lazım. Onu anladığını göstermesi lazım. Bu anlamak olayı çok çok önemli. Yani hep böyle işte birçok video izliyorsunuz işte Instagram'larda, işte YouTube'da psikiyatristler ya da işte çocuk pedagogları ne diyor? İşte çocuğunuzu anladığını gösterin. Hep aslında burada çocuğunuza anladığını gösterinden kasıt onun duygularını anladığınızı gösterin. Yani çocuk üzgünse sen üzgünsün, evet şu an üzgünsün, üzgün olduğunu görüyorum, üzgün olduğunu anlıyorum. Bunu ifade etmek, bunu ona belli etmek. Ama bu sözel olarak değil, böyle papağan gibi söylemek değil. Gerçekten çocuğunuzla bir bağ kurup onun üzgün olduğunda gerçekten üzgünsün, şu an seni çok iyi anlıyorum demek çok zor olmasa gerek. Büyük çocuklarda mesela ben eğitim koçluğu yaptığımda işte hem matematik öğretmenliği hem de eğitim koçluğunu üstlendiğim çocuklarda işte büyük işte 8. sınıf mesela çocuk artık ergen ve anne baba onu gerçekten anlamıyor. Çocuk bunu hissediyor. Çocuk anlaşılmadığını hissettiği zaman hep dışarıya doğru bir eğilim var. Her şeyini size anlatıyor. Sizinle paylaşıyor. Annesiyle babasıyla paylaşmıyor. Bu gibi durumlar yaşanmaması için özellikle dediğim gibi 3 yaş üzeri çocuklarda duyguları bol bol konuşun. Artık ergen olmuş. Çocuk beni anlamıyor. Çocukla hiç bağ kuramıyorum. Beni dinlemiyor diye yakınmalar başlıyor. Çünkü sen çocukken ya da işte ergen olmuş hala çocukla bir bağ kuramıyorsun. Onunla onu anladığını hissettiremiyorsun. Ya da küçük çocuklarda mesela bir takipçim Instagram'dan yazmıştı. Çok zor durumdayım. İşte tuvalet eğitim videonu izledim. Ne yapmam gerekiyor vesaire vesaire. Telefon numaramı attım. Aradı ve konuştuk. Uzun uzun sohbet ettik ve ona şunu söyledim. Ona onu anladığınızı gösterin. Şu an sen yeni bir döneme geçtin. Biliyorum çok zor. Gerçekten sürekli tuvalete gitmen gerekiyor. İşte yeni bir
aşama. Seni anlıyorum. Yani bunu söylediğim zaman o bana şunu söylemişti. Yani bilmiyorum ki yani bu işe yarar mı? Yani anlıyorum demek. Ama papağan gibi söylerseniz tabii ki işe yaramaz. Bunu işte hissetmeden söylerseniz tabii ki işe yaramaz. Ama dediğim gibi hissederek seni anlıyorum. Şu an kızdın, çok öfkelisin dediğiniz zaman gerçekten de onu anladığınızı, o hissettiği anda sizinle hemen bağ kuracak ve konuşmaya başlayacak. O yüzden bu çok 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 önemli. Önce şunları göstereyim, kitapları. Biraz bu konu benim için çok önemli, çok hassas. Çünkü her şeyin temeli bağ kurmak. Bağ kuramadığınız anda çocuğunuzla çocuğunuzu kaybettiğiniz anlamına geliyor maalesef. Şimdi 2,5 yaşından itibaren ben Nevacet'e bu kitapları aldım. Binbir Çiçek yayınlarını. Bunları zaten önceden göstermiştim. Yine bir hatırlatma açısından göstermek istiyorum. Şimdi tekrar çıkardım Nevacet'le. Bunları baştan okuyacağız. Bayağı uzun süredir okumuyorum bu kitapları. Uyumayı seven kedicik. Bir de hep böyle pozitif olması açısından çok güzel. Mesela uyumayı sevmeyen kedicik değil de uyumayı seven kedicik diye mesela söylüyor. Burada uyumak istemiyor mesela. Uyumayı seven kedicik. Binbir Çiçek yayınlarının. Ayıcık kızgın değil. Konsantre olabilen kanguru. Bunun yeni kitapları da çıkmış. Ben hatta hepsini burada... Panda, huzurlu ve mutlu. Hepsini bulamadım çünkü kitaplarım artık çok dağıldı. Tavşan, sakin ve rahat. Çok fazla kitap olunca bir büyük bir kitaplığa ihtiyacım var. Kendine güvenen fil. Bunları kesinlikle öneriyorum. Bu Binbir Çiçek yayınlarının duyguları anlatan seriyi. Doğada huzur bulan kirpi. Mesela burada arkasında tavşan, sakin ve rahat var. İşte kendine güvenen fil, onu söyledim zaten. Sağlıklı beslenen hamster var mesela. Arkasından da bu kitapların hepsini almanızı öneriyorum. Şu anda BKM kitapta 20 küsür lira bunların fiyatları. 21 lira falan. Ben 10 liraya, 9-10 liraya almıştım bu kitapları. Bunların hepsini öneriyorum. Duyguları anlatan bu kitap serileri çok çok güzel. Binbir Çiçek yayınlarının kitapları. Öğrenen Yavrular serisi. Şuraya da göstereyim. Öğrenen Yavrular serisi. Çok pozitif, kesinlikle üzerinde konuşacağınız, egzersizler yapacağınız, hepsinin ön tarafında zaten böyle bir şey var birçoğunda. Arkasında da şey gösteriyor. Anneler babalar için kaynak niteliğinde bir yer hazırlamışlar. Ne yapmalısınız, ne zaman yapmalısınız? Egzersizler, işte nefes alma egzersizleri, huzur. Beraber evde 3 yaş çocuğunuzla çok rahat yapabilirsiniz. Biz şimdi bunlara başlayacağız. Belki bir gün vlog da çekerim bunları yaparken. O zaman da sizlere göstermiş olurum. Daha sonra böyle uygun fiyatlı kitap arıyorsanız, bakın bu A101'in kitapları 4.95, yani şu an 5 liraya kitap kalmadı. İçerikleri o kadar güzel ki yani sadece rahatsız olmayacaksanız, böyle saman kağıdı deniyor işte bunlara, bu sarı kağıtlardan rahatsız olmayacaksanız bizim için hiçbir problem yok. O yüzden Nevazet'i ben bulabildiklerimi almıştım. Ama sitesinde, A101'in sitesinde 4.95'e bulabilirsiniz. Ben hemen oradan da sipariş verdim Neva Cennet'e. Çünkü hepsini istiyor Neva Cennet. Çok çok sevdi. 3 yaş çok hoşlanır. Bu Beni Herkes Sever serisi. Çünkü ben şükrederim. Arkasından size de göstereyim. Şükrederim. Azimliyim, cesaretliyim, paylaşırım. Sabırlıyım, saygılıyım, sorumluluk sahibiyim, sorun çözerim. Hepsi çok güzel. Hikayeleri çok güzel. İşte pompon var, pamuk var, annesi var. Çok hoşuma gitti. Neva Cennet bayıldı bunlara. Ben diğerlerini de dediğim gibi sipariş verdim. 5 liraya kitap bulamazsınız. Bol bol kitap okuyorsanız alın. Hemen 3 yaşla çok seveci severek okuyacağınız kitaplar. Dediğim gibi A101'in sitesinde 4.95'e bu kitapları bulabilirsiniz. Yine duyguları anlatan diğer kitaplara gelelim. Bunlar da A101'in kitapları. Küçük Kaygılı Nokta. Bakın böyle. Beta Kids yayınları. Bunlar da internet şeyde ben görüyorum, işte kitapçılarda görüyorum, 20 küsür lira, 25 lira gibi. Ama yine internetten bakarsanız çok ucuza bulabilirsiniz. Bakın Küçük Kaygılı Nokta. Neva ile bunu okuduk böyle. Kaygılı nokta siyah. Sonra yeşil nokta, sakin olan nokta yeşil, sevimli. Böyle içerisi de şöyle göstereyim sizlere. Bakın yine A101'den de alabilirsiniz. Sitesinden de alabilirsiniz. Her A101'e gittiğinizde bakın oralardan da bulabilirsiniz. Merhaba, ben sakin nokta, bu gördüğün gri nokta ise kaygılı nokta. Tabii ki bunu okuma şekliniz vesaire hepsi etkiler çocukları. Ben işte dediğim gibi kitap okurken burada konuşuyorum. Mutsuzluk, öfke, kızarmış, kıpkırmızı olmuş.
endişelenmiş deyip böyle tabii ki ne yapıyorsunuz? Mimikler, jestler, onunla beraber hadi öfkeli olalım. Kızalım, kıpkırmızı olduk bak falan diye böyle işte kaygılanalım. Her yere kaygıyla bakıyorsunuz gibi. Ondan sonra mutlusunuz, gözler açıldı, kaşlar havaya kalktı gibi. İşte bunları konuşabileceğiniz kitaplar çok güzel anlatmış. Refah'la şunu yapıyoruz. Bak bu egzersizler var içerisinde. Çok çok hoşumuza gitti. Neva'yla böyle parmak uçlarında kaygılar var. Avcumuzun içerisinde sakin nokta. Bunlar da kaygılar olsun. Hadi kaygılarımızı sakinliğe getirelim böyle. Egzersizler yapalım. Uf, bir de derin nefes alalım. Oh rahatladık. Çok güzel oldu. Gidip egzersizler var içerisinde. Çok çok güzel dediğim gibi. Kaygılı nokta. Küçük mutsuz nokta. Beta Kids yayınlarının hem Icebreeze sitesinde ya da diğer kitapçılarda da var. Ben çokça gördüm bu yayını. Bulabilirsiniz. Hatta Toy Shop'ta bile vardı. Orada bile. Küçük cesur nokta. Şu azimli noktayı da göstereyim tekrar. Küçük öfkeli nokta. Bizde diğerleri de var. Şu an nereye gitti bilmiyorum. Bakayım. Duygusal nokta var. Ondan sonra sakin nokta da var bizde. Galiba bir de mutsuz nokta var. Birkaç tanesi eksik, gerisi var. Hatta şu evin diğer kısımlarında bir yerlerdedir. Küçük duygusal nokta da burada. Şundan arasına da girmiş olur. Yine A101'in kitap serilerinden göstermek istiyorum. Çantadaki hislerim. Bunları da alabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. İçerikleri çok güzel, çok temiz. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet hoşumuza gitti bizim. Rabbi'yi mutlu eden ne? Rabbi'yi mutlu eden ne? Mutluluğu anlatıyor. Çantadaki hislerim Molly'yi üzen ne? Ve Pigu'yu cesur yapan ne? Bir tane daha var. O da evin bir yerlerinde. Gerçekten kitaplar çok karıştı. Hepsini getirememişim. Leo'yu korkutan ne? Bir tanesi daha var bunun. Dört kitap şeklinde bu da. Bunları da yine Neva Cennet'te 2,5 yaş civarında almıştım. Şimdi yine çıkardım. Bunları da okuyacağız Neva Cennet'te. Bir tane de böyle Amerikan Psikoloji Derneği kitabı, duygularıyla arkadaş olan çocuk, duygusal farkındalık kazanımı için meditasyon çalışması. Böyle bir kitap. Okuyankoala.com Okuyankoala yayını. Böyle bir kitabı var. Bu kitabı da öneriyorum. Neva Cennet bunu çok sevdi. Hemen zaten Koala'nın kitabını okuyalım diye söylüyor. Mesela şöyle içerisi. Ben bir sayfasını sizlere okuyayım. Bugün bir duygu geldi mi ziyaretine? Kapıyı açıp davet edebilir misin oynamaya? Ne için geldiğini sorup öğrenebilir misin? Hoş geldin diye selamlayıp onu dinleyebilir misin? Ne var canım? Bugün bir duygu geldi mi? Ne hissettin? Bugün hangi duyguları hissettin? Konuşmaya başlıyorsunuz. İşte okula gittiğimde, şimdi ne var canım? Bu kitapları okurken artık kaygıyı öğrendi. Ve diyor ki ben okulun ilk günü kaygılı hissetmiştim. Deyip kendini ifade ediyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Evet, okulun ilk günü insanlar, birçok çocuk kaygı hisseder. Neden kaygı hissettin? Kaygının nedeni neydi? Neva Cennet başlıyor işte. Sen gelmezsin diye korktum vesaire böyle şeyler söylüyor. Ya duygu saklambaç oynamak isterse seninle ama onu görmene bile izin vermezse. Bak o duyguya o zaman. Açarak gözlerini kocaman. Böyle 3 yaş severek okuyacağı, duygularınızı konuşacağınız çocuğunuzla bir kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu da duygularıyla arkadaş olan çocuk. Duygusal farkındalık kitabı. Yine 3 yaş üzeri çok severek okur. Duyguları anlatan kitap. Eğer ekstra başka kitaplar arıyorsanız yine A101'in kitapları, uygun fiyatlı kitaplarını sizlere söylemek istiyorum. Kukuli'nin bu Beta Kids'leri biz sürekli almaya başladık. İşte dedim ya bu sıralar hep böyle marketlerden alışveriş yaptığımız için Neva Cennet her gittiğinde kitap, yeni kitaplar varsa hepsini aldık. Bu Kukuli'nin 2 kitabını da Neva çok sevdi. Başka kitapları da var böyle. Onları da Neva Cennet'e alacağım ben. Yine A101'in kitapları. Beta Kids. Çok çok güzel kitap. 2 yaş bile okur ama 3 yaş çok sever bunları. Sonra görüşürüz dostum. Her zaman yanımda olan ayı. Yıldızları sayabilir misin? İçerikleri çok temiz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Uygun fiyatlı kitap arıyorsanız mutlaka alın. Annemi çok seviyorum. Biz dediğimiz gibi bu sarı kağıtları kesinlikle dert etmiyoruz. Zaten sağlıklı bir kağıt türüdür. Sarı kağıtlar aslında. Ve eşim Neva Cennet'in doğum gününde bayağı bir kitap almıştı.
Onların bir tanesi de Nilion'un kitaplarıydı. Nilion'un kitapları da yine BİM'de satılıyormuş. Eşim almıştı. İnternette yine 20 küsür lira, 20-25 lira bu kitaplar. Nilion'un kitapları da çok çok güzel. Çizgi film izlesin, izlemesin. Çocuklarının severek okuyacağı kitaplar, içerikleri çok güzel. Çok temiz. Arı, Tospik, Çuval Yarışı, diğerleri de var. Hatta burada bir tanesi yok bizde, süt. Sürekli Nevacet gidip gelip, baba bunu da alır mısın? Bu da, baba bunu da alır mısın diyor. Kendine yeten, yine 3 yaş üzerine okuyabileceğiniz kitap. Psikolog Julie de Sevin, bu Eksik Parça Çocuk yayınlarının. Çok uygun fiyatlı bir kitap. Bu da içeriği de çok güzel, eğitici, öğretici bir kitap. Kendine yeten, bunu alabilirsiniz. Güzel Parlak Yıldız, yine Beta Kids yayınları. Ve bir de Bir Küçük Dinozor, yine Beta Kids yayınları. Bunları da göstermiş olayım. Yine dediğim gibi kitap videosu gelmeye devam edecek ama dev kitap videosu 14 Ocak'tan sonra, işte kitap alışverişini yaptığımız anda kitap fuarından sizlere kocaman bir dev kitap videosu çekerim. 3 yaşla ilgili, 3-4 yaş arasında okuyabileceğiniz kitaplarla ilgili. Bu video bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yorum yapmayı ihmal etmeyin, beğenmeyi ihmal etmeyin. Biraz dediğim gibi rahatsızım. 1,5 aydır geçmeyen bir rahatsızlık, hastalık. Halen sesimde etkisini görebiliyorsunuz. Nevacelette de bir kesiliyor, öksürük bir başlıyor. Böyle atlatmaya çalışıyoruz bu dönemleri. Elimden geldiği kadar videoları eksik etmeyeceğim. Takipte kalın. Abone değilseniz mutlaka abone olun. Şimdilik hoşça kalın.